Vallahi baygınlık geçireceğim. Yalan, hepsi yalan. İlk antrenmanın günahı olmaz. Berbatlar ötesi. Dik durur musun Merve? O güzel pot işinizi kaldırın. Bu daha başka birinin eli gibi. Yeşilden vereyim mi yarısını? Ha, şöyle şöyle. Günaydın. 3 dakika önce uyandım yani. Allah'ım, şaka mı? Her zamanki girişimizi yapmak için hiç enerjik değilim. O yüzden bir hazırlanayım, o sırada konuşayım, anlatayım size derdim ama önce şuraya bir bigudi yapıştırmak istiyorum. Evet. Uzun zamandır uyku düzenim çok kötü olduğu için 4'e 5'e kadar uyuyamıyorum. 11'den önce asla uyanamıyorum. Ve bugün saat 8.45'te uyandım. 4'te yatmama rağmen. Bugün benden çok bir şey beklemeyin ya. Deyip önemli bir şey yapıyorum. Kendim için önemli yani. Spora başlıyorum. Yavaş yavaş kendime geliyorum. Peki neden bu halde video açtım? Çünkü bunu düzenli hale getirmek istiyorum ve kendime söz vermek istiyorum. Kendime söz vermenin de en güzel yanı sizinle sözleşmek. Size söz verdiğim şeyleri yapmak zorunda olduğum için mantık aramayın, tamam mı? Mantık yok. Yani kendi kendime sabahın köründe böyle bir şey düşündüm. Göz altlarım kendine gelsin diye L'Oreal'in Revitalif fillerını kullanıyorum. Bugün minicik de bir spor makyajı yapacağım size. Hani spor yaptım da spor makyajı kaldı kızım. Krimko'nun Lip Oil Gloss'unu kullanacağım. Yani ne dudak yağı ne gloss, ikisinin arasında bayağı güzel bunların yapısı. Şimdi cildime C vitamini uygulayacağım. Onun öncesinde birazcık nemlendirmek istiyorum çünkü gerçekten sahra çölü gibiyim. Ama hyaluronik asit falan da kullanacağım için önce böyle bir mist uygulamak istiyorum. Bu da Dr. Jart'ın Ceramidin Cream Mist'i. Çok güzel gerçekten. Şimdi beni kendime getirecek. Yüzümde hala yastık. Şu an mistim. Emildi cildim kupkuru. O yüzden C vitaminime geçiyorum. Clarisse'in Freshly Juiced Vitamin Drop'unu kullanmaya başladım tekrar. Bundan bir şişe bitirmiştim zaten. 3 damla patlatıyorum sadece. Ve bunu her sabah düzenli kullanmaya çalışıyorum. Çünkü ben bir sivilce atağı geçirdim. Hem hastalıktan hem stresten falan derken cildim böyle leke leke oldu. Görüyor musunuz? Bunlar da geçmiyor uzun süredir. O yüzden dedim ki artık bir C vitaminine tekrar başlayalım Merve kızım. Bu emilene kadar kepiklerimi kıvırayım. MAC'in kepik kıvırcısı kullanıyorum. Geçen TikTok'ta bir video izledim. Hatta Instagram'daki benimkilerle de paylaştım. Kız böyle kirpiğini kıvırırken tak diye kirpik kıvırcısı kirpiklerini yoluyor. Dedim ki yeni fobi yükleniyor. Şu an ne zaman kirpik kıvırsam aklıma o geliyor. O yüzden çok fazla bastırmıyorum. Birkaç dakika C vitamininin emilmesini bekliyorum. O sırada da size nasıl bu kararı aldığımı anlatayım. Ben hayatı boyunca hiç altılı rakamları görmemiş bir insanım. Yani 60'lara hiç çıkmamış bir insanım. Çocukken aşırı zayıftım ve liseye kadar bu böyle gitti. Hatta kilotlu çorapları üst üste giyiyordum ki bacaklarım daha kalın görünsün. Yani o kadar zayıftım. Hani o yiyip de kilo almayan kızlar vardı ya, onlardan biriydim ben. Ama bundan da çok mutsuzdum. Yanlış anlaşılmasın. Çok zayıf duruyordum. Bacaklarım çok ayrıktı birbirinden falan filan. Neyse. Oradaki zorbalıkları falan da bir yer anlatırım size. Daha finanslardan falan. Ay neler neler. Neyse boşverin. Krimko'nun hyaluronik asitli buz serumunu kullanacağım. Bunun içerisinde seramitler var. Amino asit kompleksler var. O yüzden gerçekten çok güzel bir ürün. Şöyle bir pompa yeterli oluyor. Neyse işte ben üniversitede kilo almaya başladım. Ve 59 kiloya kadar çıktım. O dönemde üzerime hiçbir şeyim olmuyordu. Sadece tight giyebiliyordum. O da esnek olduğu için. Bunları bu arada hızlı anlatıyorum. Kiko'nun da Skin Trainer kremini kullanacağım yüzüme. Nemlendirici olarak bunu geçeceğim. Ama o dönemde hala metabolizmam gayet canlıydı. Sonuçta 22 yaşında falanım yani. Ve ben bir şekilde ekstra hareket sarf ederek kilo verebiliyordum çok hızlıca. Ama bu yıllar içerisinde yavaşlamaya başladı. Ve üniversiteye ilk başladığımda 48 kiloydum. Sonra bir anda işte dediğim gibi 59 kilolara falan yükseldim. Bu arada çok kısa bir zaman diliminde oldu. O yüzden herkes şok geçirmişti. Hemen makyajıma başlıyorum bu arada. Başlamıyorum. Güneş koruyucumu uygulayacağım. Beauty of Joseon'un güneş koruyucusunu kullanıyorum. İki parmak kuralıyla aldım. Neyse işte sonuç olarak benim kilom arttı mı? Arttı. Ama gün içerisinde daha fazla hareket sarf ederek bir şekilde ben o kiloyu tekrardan veriyordum ve 52'lere kadar düşüyordum. Aradaki süreci size tekrar böyle detaylıca anlatırım çünkü spora geç kalmak istemiyorum. Velhasıl şu anki kilom yani. Ben aslında rakamlara çok takılan bir insan değilim. Hangi rakamda olursam olayım vücudumun fit görünmesi benim için önemli. Ama şu an hem fit görünmeyen hem de kilo aldığım bir dönemde olduğu için birazcık takıyorum
artık arkadaşlar. Şimdi çok minimal bir makyaj yapacağım. Tartan Shape Tape'ini kullanıyorum. Böyle göz altlarımı kapatacağım. Pen makyajı yapmayacağım. O yüzden lekelerimin üzerinden de çok azıcık kapatıcıyla geçiyorum. Bayağı bir lekem olduğu için şu an cildim çok bozuldu gerçekten. 6'lı kilolara çıkmış bulunmaktayım arkadaşlarım. 64 kiloyum şu an. Artık bir dur Merve noktasıydı. Muhtemelen şu an hormonal de bir sorun yaşıyorum. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Kesinlikle onları da kontrol ettireceğim ama ilk adım olarak artık birazcık hayatımda hareket arttırmak istiyorum. Çünkü ya, takdir edersiniz ki şu anda da oturuyorum mesela. Hep oturarak çalışıyorum. Bilgisayar başında oturuyorum. Edit yapacağım telefonda oturuyorum. Yani dediğim gibi artık öyle bir noktaya geldi ki hep oturarak çalıştığım için hayatımda hareketi çok azalttığım için. Bir de yalan yok. Gerçekten araba aldıktan sonra artık toplu taşıma vesaire de kullanmadığım için hani bir yerden bir yere yürümeye ihtiyaç duymadığım için bence o da çok fark etti. Ki ben Kadıköy'de oturuyorken o günle buluşup cadde tarafında yürüyüşe falan gidiyorduk yani. Hani o yüzden hayatımın hep bir tarafı hareketliydi ve o dönemde de zaten kilom 54'lerdeydi. Benim için gayet okey. İstersem 65 kilo olayım, istersem 70 kilo olayım. Ben dediğim gibi rakama takılmıyorum aslında. Görünümüme takıldığım için zaten hani o yüzden kiloya vuruyorum yani. Anladınız siz beni hani. O benim için şu an bir anlatım aracı gibi düşünüyorum. Kiloya takılmıyorum yoksa. Ve ben evlendiğimde 52 kilo olduğum için annelerimiz hep derdi ya ben evlendiğimde 50 kiloydum falan diye. Doğru arkadaşlarım. Stresten öyle bir kilo veriyorsunuz ki her gece çok sağlıksız beslensem bile 52 kiloydum. Şaka gibi gerçekten. Artık gelinliğimde Ekrem Bey şey diyordu, Merve ne olur daha kilo verme, artık daraltamıyorum gelinliğini diyordu. Ama sonuçta isteyerek yaptığım bir şey değildi. O 52 kilo Merve gitti. Tabi evlilik de yaradı. Hani böyle mutlu ilişki bilmem ne falan kilo aldırır derler ya, tam o yaşandı. Faysal da kilo aldı, ben de kilo aldım. Çok sağlıksız da beslenmiyorum biliyorsunuz. Ben zaten vejetaryenim. Et tüketmediğim için öyle hamburgermiş, işte pizzaymış falan hani böyle aşırı aşırı canımın çektiği şeyler değildir. Benim sadece tek hayır diyemediğim şey makarna. Çok minicik kaldık geçeceğim. Rare Beauty'den Happy rengini kullanıyorum. Sanki yanaklarım böyle alalı olmayacakmış gibi. Sporda Selçuk Hoca canımı okuyacak ya. Yani sonuç olarak şu anki görüntümden mutlu olmadığım için yani aynada kendimi mutlu hissetmediğim için. Kıyafet konusunda zorlandığım için. Böyle çok garip bir şişliğim ve ödemim olduğu için. Tabii ki bunun sebebini de araştırıp şey yapacağım ama önceliğim şu an bir hayatıma hareket katmak. Zaten ondan sonra gereken neyse yapacağız arkadaşlarım yani. Belki bu da size azıcık birazcık hem ilham olur. Hem başlamak istediğiniz bir şey varsa ya hadi Merve de başladı onunla beraber başlayayım böyle enerjisi gelir diye de düşündüm. Çünkü daha öncesinde evde biliyorsunuz chloe-tinkler yaptık. Felaket sıkılaştık. Çok da güzel kilo verdik. Yani bunun için illa bir PT ile çalışmanıza gerek yok. Spora gitmenize gerek yok. Ben sadece dediğim gibi hayatıma ekstra böyle bir farklılık ve hareket katmak için yapıyorum. Çünkü sürekli evden çalışıyorum. Yani o yüzden evde de artık spor yapmak istemediğime karar verdim. Tabii ki ara ara yine chloe-tink vesaire açar yaparım. Ama hani o benim için birazcık böyle pandemide kaldı. Bana gerçekten pandemiyi hatırlatıyor Chloe. Sinirim bozuluyor. Bir de biz yazın Selçuk Hoca'yla Edoş'la beraber çalışıyorduk. O da bizi gerçekten çok güzel motive ediyordu. Yani Eda'yla beraber çalışmak da çok motive ediyordu. Selçuk Hoca da işinde gerçekten çok iyi. O yüzden böyle çok güzel bir kombinasyon olmuştu. Ama Edoş dedi ki Merve çok ani bir karar verdin sen. Ben daha hazır değilim dedi. Ben sonra dedi. Ben de dedim ki okey. Çünkü bir insana ısrar ettiğinizde de o insanın hevesi kaçabiliyor yani. O yüzden hiç o toplara girmedim. Ama dedim bak bacım ben gidiyorum. O da dedi ki hayırlı uğurlu olsun. İnşallah onu da aramızda gördüğümüz zamanlar gelir. İnşallah. Edoş'ta dört gözle bekliyoruz. Zaten onunla bugün ofise geçeceğiz. O yüzden spordan sonra onunla buluşup kahvaltı falan yapacağız. Orada da bir sohbet ederiz muhtemelen. Bir de kendime şöyle minicik bir makyaj çantası hazırladım. Çünkü buradan da ofise geçeceğim. Bak nasıl uyandım kendime geldim. Zorlayacaksın kızım kendini Merve. Yapacaksın bu işi kızım. Benim anneciğim bile uyuyor ya. Daha kendine gelemedi. Bu ne güzel bir yatış ya. O senin totejini yesin anne. Bu güzel patilerini yesin anne. Annem benim. Hadi ben seni bırakayım da sen uyu. Oo, bu doğuştan kaslı mesela. Doğuştan kaslı. Hır yürü. İnanılmaz. Şöyle gidiyorum ya. Bir de şöyle bir detay var. Ben tek başıma asansör kullanamadığım için haliyle merdivenlerden inip çıkıyorum. Bu da bana bir spor oluyor. Şimdi yalan yok. Hayatımdaki tek hareket. Yani sadece 5 kat inip çıkmakla öyle spor olmuyor Merveciğim. Şaka mıyım ben ya? Oh, ağzımdan
duman çıkıyor. Kulaklığımı da unutmamak için taktım. Kulak içi olanları artık VSL kullanıyorum. Onları benden çarptı. Allah'tan spor salonum çok yakın. Arabayla sadece 5 dakika. Navigasyon açmama bile gerek yok. Selçuk Hoca da mesaj atmış bu arada. Günaydın Merve. Saat 10'da beraberiz değil mi? Günaydın hocam tabii ki. Özgüvene gel tabii ki. Uyandığım halimi görünce şok geçireceksin hocam ya. Dersin başlamasına 10 dakika var. Bu arada biz saat 10'da başlıyoruz şu an ama ilerleyen dönemlerde bunu saat 9'a çekmek istiyoruz. Gün bana kalsın yani işlerimi de halledebileyim falan diye. O yüzden şimdilik böyle başladık. Bakalım sonrasında neler olacak yani. Bir 2-3 dakikaya oradayım. O yüzden kamerayı kapatıyorum. Selçuk Hoca ile birazcık sohbet ettik. Bayağıdır görüşmüyorduk. Özleşmişiz. O şimdi bir içeri gitti. O sırada dedim ki hemen kamerayı açayım. 7 dakikadır yürüyorum. Ne hamlamışsın kızım Merve. Vallahi baygınlık geçireceğim. Lastiğimi de aldım yanıma. Saçımı toplamadım daha. Asıl hareketlere başlayınca bir toplamam gerekecek. Saç diplerim şu andan terlemeye başladı. Merve'nin bugün ilk günü. Eyvallah. Şunu söylüyoruz. İlk antrenmanın günah olmaz. Tamam mı Merve? Hadi tamam bakalım. Hocam. Kaç ay oldu? 6 ay falan olmuştur. 6 ay oldu mu? Oldu. Yazıklar olsun. Tripoduma bakın ama. Hep sağ ayağını devam. Evet bir daha sek. Hep burada kal. Evet. Güzel yaptın. 4. Allah Allah. Karnı çekiyor musun? 5. Hocam çekemiyor. 1. 2. 3. 4. Allah. Tam spora başlamışken bataryayı açardı unutmuşum. Bir dahakine çekeriz. Bir dahakine artık. Bugün şey bitiyor diyorum. Benim enerjim gibi. Olan şarjımla az biraz lunch yapacağım. Hiç sevmem. Güzel yapıyorsun tamam mı? Bir saat sonra bir de şöyle hareket edersin. Hareketler unutmamışsın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, vlogda çıkacaksınız. Bu güzelliğiniz. Merve'nin vlogda çıkacak. Evet. Yaşasın. Herkes keşke vlog açsan Esra'nın bizi çalıştırsan falan diyor. Sen benim için belki beni ünlü yaparsın Merve'ciğim. Hemen fitinizi gösterin. Kaslara bakın ya. Çok seksisiniz. Canım sağ ol. Sen de iyi kanlar. Teşekkür ederim. Ben de mi? Bunu bırakır mısın? Geri devam mı edeceğiz? Tamam. Şuraya bıraksam. Şarjım bitene kadar devam. Ben ne merdiven çıkabileceğim, ne yürüyebileceğim. Bataryamın şarjı bittiği için telefondan birazcık devam etmek istedim. Şu an iğrenç bir hareket yapıyorum. Berbat. Berbatlar ötesi. Size şuraya sabitleyeceğim. Buradan ne acılar çektiğimi görün istiyorum. 2. Bravo sana. Sallanma çok. Hocam. 6. Durursun. Hadi. 8. 3 tane daha var. 9, bir tane daha çık. 10, güzel. Son, son. Anne. Son 10 dakika beraber yürüyeceğiz ama. Tamam. Durmak yok. 6 ay öncesine göre nasıl? İyisin ama daha iyi günlerin olmuşsun. Ama iyisin, hareket kabiliyetin çok iyi. Ama daha da kuvvetleneceğiz. Biraz ağrımız olacak. Biraz mı? Evet, 48 saat sonra biraz özellikle. Mı? Sonra geçecek ama olmaz. Biz ama ağrının üstüne hocam, gideceğiz. O ağrı, evet. 10 gün devam eden bir ağrı. Ben olsun, onu unutmuyorum. Olsun. Her gün üstüne yenisi ekleniyor. Çok az duruş bozukluğumuz var. Var tabii. Sürekli bilgisayar başına şöyle durduğum için. Ay halime bak ama. Göstereyim mi sana? Gösterin hocam. Erken bize gösterin. İlk duracaksın böyle. Karnına çekiyoruz tamam mı? Eyvah. Aldım yani kollarımla edit de yapamayayım. Evet. Benimkileri nereye koyayım? Ben tutayım onu. Olur. Ben. Çeviriyorum size. Anne. Hocam bu zormuş. Güzel güzel devam et. Sırtın kuvvetsiz ya o yüzden. Dik durur musun Merve? Durmuyor muyum? Karnı içeri çekmiyorsun. Çoğunluğu yapabildim çünkü. Güzel güzel güzel. Yavaş yavaş bırakırken de kontrol sende, çekerken de. Az kaldı. Yüzünü düzelt, yüzünü. Yine asansör kullanamayan ben. Dizlerimin üstü o kadar kötü ağrıyor ki. Şu an merdivenden çıkmak bana eziyet gibi geliyor. Bugün değil, yarın değil. Sonraki gün ağrılarım başlayacak dedi. O yüzden daha da çok korkuyorum. Ah sonunda kamerama kavuştum ya. Canım kameram. Mua. Öyle ya da böyle başladık arkadaşlarım. Yani şu an ışık da çok ters biliyorum ama şöyle durunca da çok güneş geliyor. Sizi görmüyorum ben annem. Şimdi kahvaltı yapacağım. Edoş'u bekliyorum. Çayımı söyledim efendim. Artık bunu düzenli hale getireceğiz. Selçuk Hoca bayağı kızdı.
Bir gittin 6 ay yoksun neredesin diyor. Şimdi ben başladım ya, Eda'yı da yavaş yavaş buraya çekmeye çabalayacağız. Allah'ım inşallah o da başlar bir an önce. Ondan sonra gelsin sporlar gitsin kilolar arkadaşlarım. Fitleşmek istiyorum çünkü vücudum çok ağırlaştı yani. Ben ağırlaştım, kamburum çıkmış ya. Selçuk Hoca dedi ki Merve 6 ay önce geldiğinde böyle değildin. Dedim ki hocam ben 6 ayda ne kadar çok çalıştım biliyor musunuz? Böyle sürekli bilgisayar başında edit yaptığım için bu videoyu da öyle editliyorum muhtemelen. Ben gerçekten kendimi çok iyi tanıyorum. Böyleyim. Bu videoyu izlerken şöyle oldu. Neyse editteyim ben. Kamburluğumu da düzelteceğiz. Vücudumu da sıkılaştıracağız. Şekilsiz bir vücudum evet yok. Ama yani 6 ay önceki Merve de yok. Neyse artık yavaş yavaş hepsini çözeceğiz. Makyaj malzemelerimi falan yanında getirmiştim bu arada. Ama giyinme odasında çekemedim çünkü insanlar vardı. Çok kalabalıktı. Normalde biz yazın başladığımızda kimse yoktu. At koşturuyorduk biz Eda ile birlikte. Çok rahattık orada ama şu an maalesef. O yüzden insanlar da rahatsız olmasın diye ben orada hiçbir şey çekmedim. Hatta hazırlanamadım bile. O yüzden buraya gelmişken böyle size bir anlatayım istedim. Gerçekten Selçuk Hoca canımı okudu. Normalde o da gelecekti kahvaltıya. Sonra bir işe çıktı. Gelemedi ama şey diyor. İyisin diyor ya. Hani düşündüğümden daha iyisin. Hareketleri de çok fazla unutmamışsın diyor. Motive oldum birazcık, yalan yok. O yüzden haftada 3 beraber çalışacağız. Bir gün de seni ayrıca buraya kardiyoya bekliyorum dedi. İnşallah. Ben bunu düzene oturtacağım arkadaşlarım. Dediğim gibi ister evde yapın, ister spor salonunda yapın. Hiç fark etmez. Olay tamamen istikrar çünkü ben sporla vücudumun nasıl bir şekilde geldiğini çok iyi biliyorum. Yani kendimi çok iyi tanıyorum. Beslenmeyle de desteklediğim zaman tadından yenmez. Değil mi ama? Bu yolculuğumda sizinle birlikte olmak istedim. Çünkü ben sizinle gerçekten motive oluyorum. Yani yalan yok. Eğer çok dağınık bir yer varsa orayı toplamak için de sizinle video çekiyorum. Çünkü size güzel göstermek zorunda hissediyorum kendimi. Hani sanki böyle evime misafirliğe geliyormuşsunuz gibi. Ruh hastası değilim gerçekten. Sadece sizi çok seviyorum. Her neyse. Sporda da size verdiğim sözleri tutabilmek için kendimi daha da çok zorlayacağımı düşündüğümden ve bunu bildiğimden böyle yapmayı tercih ettim. Bakalım. İnşallah siz de benimle beraber motive olursunuz. Umarım siz de benimle birlikte spora başlarsanız belki beraber bir şeyler yaparız. Daha önce yaptık kızlarım bunu. Şimdi de yapabiliriz. Hadi o güzel tot işinizi kaldırın ve kendinize uygun bir video bulun ya da bir PT bulun, spor salonu bulun. Bir şey yapın. Sadece hareket edin. Gerekiyorsa sadece yürüyün bu arada. Evim denize yakın olsaydı eğer bu arada çok fazla yürüyüş yapmak istiyordum. Yürüyerek de 20-25 dakikaya denize ulaşabiliyorum ama belki yazın bebek sahilde falan yürüyüş yapabiliriz yani. Arabayla çıksam sahilde... Oraya gidene kadar yorulurum çünkü ben bu tabela. Kız bu ellerin hali ne? Niye renkleri farklı? Anlaşılıyor mu kameradan? Birazcık anlaşılıyor ama gerçekte o kadar farklı ki. Bu daha pembe. Evet, bu daha başka birinin eli gibi. Çok içindeyim şu an. Neler oluyor? Ay bir spor yaptım kız. Evi havan değişti. Evim şey oldu. Çok zor be. Bakayım sensiz kız. Sensiz çok zor. Yalanı bırak olsun Allah ya, aşkına. Ya. Sen mi zayıflamışsın sanki? Karakter oldu. Bakıyorum. Lafı ağzımdan aldım. Bir süzülmeler mevcut ama sende şu an. İnşallah. 2 haftaya çok farklı bir ben. Dur hemen şöyle yapayım. Evet ama şu an bence bak bayağı iyi gözüküyorsun. Kız yok ya. Gaza gelip sakın bırakma sporu kanka, daha ilk günün, tamam mı? Yok yok bırakmayacağım. Sakın aman diyeyim. Gel bir ice latte de yapalım hadi. Yapalım aşkım. Hadi dur seni bir çekeceğim ya. Aa beni de. Benim güzelime bakın ya. Kankam dedim eşofman giyse ben de bir tabana giyeyim hemen. İşte budur. Ay. Hemen bir kombin göster. Hemen. İçime beyaz bir tişört giydim. Tişört. Üzerine de Zara'nın indiriminden aldım kanki. Bunu beğenirsen sana da bakarız. Şu an neye benziyorsun biliyor musun? Rally pilotu. Harbiden mi? Keşke rallyciler sevgilim olsa. Manifest. Manifest. Rally, rally, rally. Yok o yanlış bir manifest kanka, ne olur. Öyle bir şey değil. Gerçek F1 rallisi. Şu an kriterim kalmadı arkadaşlar. Hayır, iptal. İptal, 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 iptal. Kriterlerimiz var. Çok önemli kriterlerimiz İnsan var. İnsan olsun. Tabii. Cinsiyeti erkek olsun. Başka? Dur. Ben senin için çok güzel dualar etmiştim. Şu an birebir de şeylerini hatırlayamadım. Düzgün bir karakterli. İnsan olsun. İnşallah. Güzel paralar kazansın, işinde olsun, gücünde olsun. Başarılı olsun, sevsin. Kıskansın ama kısıtlamasın. Sadık olsun. Sadık. O çok önemli arkadaşlar. Çok, çok. Benim bir arkadaşım başına çok kötü oldu. O yüzden Allah hepimiz iyi insanlarla karşılaşsın. Ben değil hani. Başkasının başına olacak iş değil. Neler yaşadım ya. Ama neler yaşadım. Neler yaşadı o arkadaşım. O hassasiyeti biliyorsun. Ya sana ben kurban. Ben sana kurban ey. Güzelliğim benim. Kurban ey. Kurban. Hayır.
Ay beynimizden şüphe ediyorum. Kafalar tertemiz. Tertemiz. Ofise geldik anlaşıldığı üzere. Aa bak. Aa bardağı getirmiştim oysa ki. Hemen gösteriyorum. Ablam ellerine sağlık yavru. Çok iyi gözüküyor ablam. Tam şey gibi olmuş bak. His. Hani hep erkeklerin daha büyük olur ya. Afiyet ki. Bizim afiyet. Gibi bir tane güzel bayana kahve yok mu? Bunun için aman. Sen bundan yapacaktın ama ben öbür günden yapacağım. Kahve makinesi 101. Çay bile yapıyor. Ay çoğu arkadaşım zeki bu, evet. Sevdim ama benim kahve makinem daha güzel. Hala gelip evimde bir kahvemi içmedi. Şu. Geleceğim. Ben normalde gelecektim ama dedi ki her kahve başına para alacağım. Hadi kardeşim sana verecek param yok dedim. Ya neden açıklıyorsun bunu burada? Herkes görsün diye. Gerçek yüzüm ortaya çıktı. Sen gel sana ne kahveler yapacağım diyeceğim de ben daha ölçüyü tutturamıyorum. ama öğreniyorum yavaş yavaş. Beraber öğreniriz kanka. Tamam kanka, makineyi sırtlar eve götürürüm en kötü. Evde ben öğreneyim. Kurban olsun. Al kız. Saçmalama, delirme kanka. Şaka yapıyorum. Kapa kamerayı, öyle konuşalım. Dubai. Dubai boy. Bana Five Guys'ları yedirdiler bak, şeye başladım. Ay inanılmaz. Detox. Sen. Yeşilden vereyim mi yarısını? Daha fazla vermem. Çok güzel. Maydanoz var, şey var. Sen mi yaptın? Yo. Cookness. Maslak. Reklamlar. Hashtag reklam. Reklam. Tadına bakmam lazım bu arada. Genelde böyle şeyler çok kötü oluyor ama. Bak bakayım beğendim. Of çok sağlık kokuyor çok ya. Çok sağlıklı ama. Bak. Hop 2 kilo gitti. Bu arada güzel, lezzetli. Gerçekten lezzetli. Güzel güzel. Arkadaşlar 2 gün boyunca detoks yapıyorsunuz. Sadece sıvı mı besleneceksiniz? Ha, çok zor oluyor ama 2 günde böyle bir inceliyorsun. Peki, İnceldiğini hissediyorsun. Smoothie. İkisini beraber mi içeceksin? Fazla değil mi ikisi ya? Sabahtan beri hiçbir şey yemedim sadece. Ya yapamıyorum ya. Yalan, hepsi yalan. Bak. Yani detoks yapan insan değil mi 8'de kalkar, önce birincisini ama içer, 11'de içer. Ama sen Dubai'den geldin bugün. Evet, çok hamburger yedik. Oh, çok hamburger yedik. Hadi toplantıya hadi. Bütün storylerini gördüm. Tamam hadi toplantıya. Bütün storylerini gördüm, mahvoldum Burak. Ne zaman Dubai'ye gidiyoruz? Toplantı Habibi yapalım, olmak toplantıyı istiyorum. Yapalım, iş yapalım, ondan sonra iş olarak gideriz. Hadi hadi, kapı da değil. Tamam, geliyorum. Toplantı adam ya. Evet. Efendim, nedir bu? Burak'ın sağlık yarışı spemiz. Heh, pardon. Nereden bu aşkım? Çok nasıl diye bir yani. Kutnuz. Yalan söyleme. Ben sevmedim. Ben sevdim. Ben sevdim. Ben burayı seviyorum. Yiyorum. Afiyet şeker olsun. Sağlıklı her şeye karşı. Çok sevdim. Yoğurtmuş. Ne katmış? Hiç bilmiyorum. Bebe bisküvili protein tuz olabilir mi? Olabilir. Bir şey soracağım. Ne kadar güzel de şu. Neden çok iyi gösteriyor? Emektarım. Üç evet. Küsur yıllık. Ama çok iyi gösteriyor. Maşallah. Sen çok şükür güzelsin. Ederim. Her zaman keyifli. Thank you canım. İçerik toplantısı yapacağız. Evet. Böyle bir görmeye geleyim Cansu'yla. Vakit yapalım. Ben spora başladım biliyor musun? Dalga geçiyorsun. Ne zamandır? Bugün. Bugün ilk dersime gittim. Ben ne yaptım? Ne yaptın? Üyeliğimin bitmesine 10 gün kala pazar günü spora gittim ve üyeliğim bitti. Şu an çok üzgünüm. Ben de tekrar spora başlayacağım. Bütün vücudum etkisi pazar günü gidince mahvoldu. Hiç oturamadım. Her yerim böyle şeydi. Benim de kolum şu an bak arka alttan desteklemek zorunda kalıyorum. Tutamıyorum. O zaman sağlıklı oldu senin için bunu yemem. Sabah sadece menemen yedim. Ekmeksiz. Bravo. Sadece menemen. Bravo, tebrik ederim. Ama şey bir yandan da hala o geleneksel tarafı bırakamıyorum. O menemen yenilecek arkadaşım. Biz toplantılarımızı yaptık güzel güzel. Bak ben stresten yine halime. Stres babacım, stres. Stres. Senin spor nasıldı? Güzeldi, iyiydi. Bastın mı amino asidi? Yok, ağırlık bastım, amino asidi basmadım. Kral, peki. Mine teyze geldi. Aa, gerçekten mi? Mine teyzeyle beraber yedik döneri. Aa. Tutku bir 5 gün falan hani Mine teyzelerde kalacakmış. Ha, oraya geçiyor. Öyle, Mine teyze Furkan'ın annesi mi oldu? Aha, evet. Aynen. Bilgilendirme dipnot. Survivor ne zamanmış ya? Survivor yarın. Yarın bugün yok. Yarın var. Pazar var mı yok mu belli değil. Ama pazartesiden sonra full galiba. Ay, hadi inşallah. Bağımlılık yaptı ya her gün olsun. Ama bu sezon sarıyor bu ya. Bu sezon sarıyor. Kardeşim F-16 gibi uçuyor. 5-10 saniye fark atıyor millete. İnanılmaz hızlı ama Furkan. Çok çok inanılmaz hızlı. Aman maşallah. Oğlum maşallah. Bak fotoğraf Kire çekiyorum. Çocuk. Story atmak için fotoğraf çekeceğim. Başka birini Ogeday'ı falan çektiğim zaman hani Ogeday parkurda çok büyük uzun olduğu için haliyle yavaş olduğu yerler oluyor. Furkan'ı çekeceğim ya bulanık çıkıyor sürekli.
Az önce yetişemedim. Çok güzel kar yağıyordu. Size onu çekecektim ama yılın ilk karını gördüm. Aslında doluydu ama olsun. Veysel'i bıraktıktan sonra Edoş'ta bir kahve içtik. Şimdi onu da evine bıraktım. Kendimi de evime bıraktım. Yani burada gerçekten otopark olmadığı için yer bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden bir arka sokağa park ettim. Şimdi de yürüyorum eve. Yani böyle bir soğuk olamaz. Dondum. Spor çantamı Veysel'e kilitlemiştim. O birazcık ağırdı içinde. Soluk, tripod, sporla alakası olmayan birçok şey. Saçma sapan birçok şey vardı. Ben şimdi tabağım var. Al bundan daha iyi spor mu var? Selçuk hocam, izliyor musun hocam? Pertim çıktı. Ya beni kapılardan mı bekliyorsunuz? Annem! Hayır çıkma, çıkma. Parsi? Ay çok sıcaksın. Sen ya. Çok soğuksun. Ne olur beni ısıt. Oo. Kalorifer. Benim peteğim olur kendileri. Oh. Sen Pars'ta da ısıtıyorsun ellerini. Git Pars'a. İki elinde ısıt hadi. Ayaklarımı Pars'ta ısıttım geçen gün. Anneciğim. Isıtacaksın mı beni? O şoku Pars'a yaşatayım mı? Gördün mü patisini kaldırdım. Birazcık. Baba! Ona dokunmamı istemiyor. Çek elini. Yazık hayvana. Anneciğim iki ısıtsana beni, çok sıcaksın. Ooo sen beni ısıtıyor mu? Annem benim ya. Dondun değil mi dondun? Dondun değil mi? Isıttın mı sen anneyi? Çaresiz bakışlar. Teslimiyet, hadi ısıt bari kendini. Hadi ısıt da git artık. Ay bacaklarım. Veysel bacaklarım çok kötü ya. Ne oldu ki, ne yaptın bugün? Merdiven de çıktım bir de. Başka? Spor yaptım. Aa. İki kardiyo ile oldum böyle. Tamam dinlen bugün, yorma kendini, yarın beraber yaparız. Oh sıcacıksın. Sıcak buldun, her şeye yapışma be. Git git kalorifer peteğine git hadi. Sen daha yakınsın. Ben de şöyle Pars gibi yapayım mı? Ay pardon. Sağ ol, kafamı vurdun için. Neyse ki ben soğuğu seviyorum. Saçını alır mısın saçımdan? Çok iyi ya. Of, dondum ben, gerçekten dondum. Bir de bacaklarıma dokunsam var ya, şu an buz gibiyim. Sabah yaptım, az birazcık makyaj bile kalmadı. Çok fena neredeyim. Of, yüzümü de ısıtıyorum dur. Çaktırmadan var ya hani. Al şunu hadi git makyajını çıkar. Aynen, ben bir makyaj temizleme. Aç mısın? Açım. Ben de açım. O zaman ne yapalım yemek? Bezelye var ya, ısıtayım, pilav yapayım. Sen de makyajını çıkarırsın. Zaten kalmadı yüzümde. Neyse. İyi hadi ben gidiyorum. Bir tane daha hadi. Hadi gelin bakalım makyaj temizleme. Oo, sizi şunun içine koysam. Buradan ses birazcık garip geliyor galiba ama daha mı yüksekte olmanız gerekiyordu bakayım. Ellerim o kadar soğuk ki, anlaşılıyor mu kırmızılığından? Buz gibiyim ya, şu yüzüklerimi de çıkarayım. Kadraj bir garip, benim böyle olmam lazım ama neyse artık. Yehey. Şimdik. Allah Allah. The Purist Solutions'ın yağ bazlı temizleyicisini kullanacağım. Bundan böyle ilk önce bir iki pompa alıyorum. Ellerim arasında iyice eritiyorum. Şunu kapatmam lazım çünkü kendimi göremeyeceğim. Aa bak, aynadan yansı da aydınlandık. Şu kapıyı da şöyle içsem. Tamam. Şu an bence ışığımız daha güzel. Şurada çıkan şu iki sivilcenin lekesi birazcık da böyle sıkar izi gibi. Burada böyle bir doku yarattılar. Yani böyle sivilceler niye çıkıyor ya? Makyajımı erittim. Sonra elimi birazcık nemlendiriyorum. Yağı birazcık süt kıvamına getiriyorum. Bol bol masaj. Şak şak. Özellikle siyah noktalarınızın olduğu bölgelere şöyle masajımızı yapıyoruz. Bu yağ gözlerimi hiç yakmıyor. Böyle hassasiyet falan yaratmıyor. Bulanıklık da yapmıyor. O yüzden gerçekten çok seviyorum. Uygun fiyatta alabileceğiniz en güzel yağlardan. Sonra Garnier'in nemlendiren bu temizleyicisini kullanıyorum. Bundan şöyle bir fıs alıyorum sadece. Son zamanlarda böyle yeni ürünler denemeyi çok seviyorum. Bu da çok güzel köpürüyor. Cildimi çok güzel temizlediğini hissediyorum. Ve cildimi sonrasında da germiyor. Böyle köpürüyoruz işte. Allah'ım bu görüntü çok hoşuma gidiyor benim ya. 2 dakikamız doldu ve cildime kuruluyorum. Evet böyle. Dediğim gibi bu sıralar cilt bariyerimi güçlendirmeye çalıştığım için I Am From'un pirinç özlü toniğini kullanıyorum. O kadar uzun zamandır kullanıyorum ki bitmiyor arkadaşlarım. Bu çok güzel bir şey. Bunun gerçekten mini boyunu alsam da olurmuş. Böyle cildimi iyice nemlendiriyorum. Sonra elimde kalanlarla boynumdan geçiyorum. Siyah nokta, sivilce falan karşıtı bir şeyler yapıyorsam o zaman daha farklı ürünler kullanıyorum. O dönemlerde ne kullanıyorum? Bioderma'nın Sebum Lotion'ını kullanıyorum. Bekler misin bize? Bioderma'nın Sebum serumuyla bu keratoplasını da çok seviyorum. Göz kremim arkada kaldı. Sizi tekrar hop yerinize alıyorum efendim. Mary May'in bu göz kremini kullanıyorum. Bayağı büyük yani. Ben 30 gramlık boyunu almışım netlerse. Bunun küçük boyu da gerçekten çok yeterli.
Yani aylardır kullanıyorum, bitmedi. Böyle birkaç damla pıtlatıyorum ve arkamıza yerleştiriyorum. Sonra pıt pıt pıt. Bak hava soğuk ya, nasıl cildim kuru, inanılmaz. Lüksüm, bende bir tane kırılan serumu vardı ya. Onu bunun içine almıştım. Şöyle pupçıkları olan. Bitenler videosunda göstermiştim. Ondan birazcık aldım. O minik topçukları böyle eze eze cildime yediriyorum. Yine elimde kalanları boynumdan geçiyorum. Clinico'nun hyaluronik asit peptit serumundan kullanıyorum. Bundan sadece gerçekten şöyle bir pompa almanız yeterli. Benim bu ikinci şişem, üçüncü şişem de stoklu yani. O kadar güzel bir hyaluronik asit ki bunu hem yağlı ciltler hem kuru ciltler. Herkes çok rahatlıkla kullanır. Her cilde uyabilecek bir ürün. Cildim daha böyle serumu emmeden, nemliyken üzerinden bundan geçiyorum. Neden özellikle bir pompa diyorum? Çünkü iki pompa aldığınızda hem ürün çok fazla oluyor hem de çok hızlı bitiyor. Bu arada hyaluronik asitlerde bak ne seviyorum. Nivea'nın Cellular Expert'ı çok güzel. Bunu saçlarımda da kullanıyorum bu arada. Vichy'nin hyaluronik asidi de çok başarılı. Yine tabii ki The Purest Solutions. Bir de L'Oreal'in Revitalift Filler'ı. Bu da çok güzel gerçekten. Netlerse eğer. Hop. Evet. Yani o kadar çok serumum var ki burada. Aslında size böyle bir gün serum dosyası mı yapsak? Bu arada nasıl ay gibi parlıyorum görüyor musunuz? Bu cildimdeki lekeler geçtiğinde neyi unuttum? Nemlendiriciyi unuttum. Mesela Round Lab'in bu nemlendiricisini gerçekten çok seviyorum. Ehera'daki Yas Ultra Facial Cream. Benefit Smooth Sip de çok güzel. Ay size neler neler anlatırım ben ya. Yapalım bir gün bence böyle bir video. Pahalı bir şeyler derseniz de Shiseido'dan bu vasoyu çok beğeniyorum. Clinico'nun bu Cloud Moisturizer da çok güzel. Netlerse yine. Netle lütfen. O da incecik bir ürün. Cilde hızlıca emliyor falan. Böyle jel krem form arasında bir şeyde. La Roche-Posay'nin Sıkı Plus'ını kullanacağım. Bundan kaç tane bitirdim gerçekten bilmiyorum. Cidden sadece bu kadarı yeterli bu arada. Ha, ama nem maskesi olarak kullanmak istiyorsanız tabii böyle yoğurt gibi sürebilirsiniz cildiniz. Ama böyle cildinizde emilmesini istiyorsanız gördüğünüz gibi bu kadarı yeterli. Gerçekten cildimi çok güzel iyileştiriyor. Ama eğer böyle aktif sivilceleriniz varsa bu ürünü sakın kullanmayın arkadaşlarım. Eğer böyle lekeleriniz kaldıysa okey. Çok okey hatta. Bu tuzlu karamelli lip balmımı uygulayacağım. Bu da bu arada da bayağı yoğun bir ürün. Yani gloss gibi düşünebilirsiniz aslında. Ve bugünlük cilt bakımım finito. Saçlarıma bak ama söndü iyice. Aa bak, nemlendirici demişken buralara sıkıştırmışım bak bunu. Drunk Elephant'ın polipeptit kremi de çok güzel gerçekten. Şöyle bir ambalajı var ya, bu beni bitiriyor. E madem sıktık, birazcık boynumuzdan, dekoltemizden geçelim. Cilt bakımımı da yaptım. Şu an pamuk gibiyim. Bir de yemeğimi yedim mi? Benden tatlısı yok şu an arkadaşlarım. Muhtemelen yarın da Veysel'le beraber kardiyo yapmaya gideceğiz. Selçuk Hoca çağırdı bugün. Bu arada mis gibi yemek kokusu gelmeye başladı. O yüzden artık ben kaçıyorum arkadaşlarım. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek ve eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.